Şimdi gelelim o yasak aşka. 34 yıllık ilişkisini hatta evliliğini bitiriyor bir yasak aşk iddiasıyla. Kimden bahsediyorum? Eski bakan Erkan Mumcu'dan. Detayları bir izleyelim, sonra biz de konuşacağız. Eski bakan eşinden boşandı. Ayrılığın ardından çıkan yasak aşk iddiaları filmleri aratmadı. 34 yıllık eşinden yasak aşkı uğruna boşanan eski bakan kim? Ünlü siyasetçi iki çocuğunun annesinden hangi evli gazeteci için boşandı? Bu kadarı magazin dünyasında olmaz dedirten olayın tüm detayları haberimizde. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapan Erkan Mumcu, 4 ay önce 34 yıllık eşi ve 2 oğlunun annesi Işın Mumcu'dan JET hızıyla anlaşmalı olarak boşandı. Herkes şaşırtan olaysa 32 ve 27 yaşındaki 2 oğlu olan Işın ve Erkan Mumcu'nun boşanmaları değil, ayrılığın ardından konuşulan yasak aşk iddiaları oldu. Gelelim iddialara. Ankara kulislerindeki söylentilere göre Erkan Mumcu 10 yıldan uzun bir süredir evli bir gazeteciyle birlikte. Bu kadın kendi eşiyle birlikte 10 yıl öncesine kadar Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri. Büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi. Eski bakanın yasak aşkını diğerlerine ayıran olaysa Mumcu ve ismi bilinen ancak açıklanmayan gazeteciden bir de çocuğu oldu. Üstelik Erkan Mumcu bu durumu eşi Işın Mumcu'ya ve oğullarına yıllar önce itiraf etmiş. Yani Erkan Mumcu'nun bir başkasından çocuğunun olduğu eşi ve çocukları tarafından biliniyormuş. Işın Mumcu yasak aşkı yıllar öncesinden bilmesine rağmen eşi Erkan Mumcu'nun yeminler edip sözler vermesi üzerine evliliklerini bitirmemiş. Yıllar sonra gayrimeşru çocuğu öğrenmesi üzerine yeniden boşanma kararı alan Işın Mumcu, oğlu evlenme arifesinde olduğu için davayı geri çekmiş. Ağızları açık bırakan yasak aşkın ardındansa bazı önemli sorular yanıt bekliyor. Erkan Mumcu ve Ankara temsilciliği yapan gazeteci bu durumu nasıl yıllarca gizli tutabildi? Bunlar neden şimdi ortaya döküldü? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, devlet tiyatrolarından emekli, ödüllü bir sanatçı olan, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Erkan Mumcu'nun eski eşi Işın Mumcu tüm bunları bilmesine rağmen neden zina davası açmadı? Şimdilik merak konusu. Şimdi geldik senin konuya. Bak ben sana söylüyorum. Ben söyleye söyleye şu memlekette bu zina yasasını tekrardan çıkarttırmasına sebep olacağım. Bak görürsün. İnşallah. Çok da seviniriz. Bak hala kadınlar diyoruz olarak ki zina davası niye? Zina davası açamıyoruz ki şu anda. Zina yasası yok çünkü. Yani karşılığı yok davada yok bunun. Yok canım, yok. Şimdi Selen, 35 yıllık bir evlilik. Tabii Işıl Hanım ve Erkan Mumcu'dan bahsediyorum. Eski Kültür ve Turizm Bakanımızdı Erkan Mumcu. Zaten suratı da çok tanıdık. Bilenler de bilir. İddialara göre bir televizyonun Ankara temsilcisi bir gazeteciyle birlikte. Kadınla. Bir kadınla birlikte. İddialara göre yine kadın da evli. Ve kadından da çocuğu var. Şaka yapıyorsun. Vallahi ben çok istiyorum şaka olmasını. Umarım öyle. Fakat sonrasında Erkan Bey bu iş biraz ayyuka çıkmaya başlayınca gidiyor eşine diyor ki benim bir yasak aşkım var. Hayır, itiraf ediyor. Hadsizlik artık başka boyutta. Öleceğim şimdi. Evet. Benim bir yasak aşkım var diyor. Hanımefendi de tabii o sıra çocukları evleneceği için, düğün arifesinde olduğu için belki de zamanlama o yüzden öyle. Bu konuyu yok sayıyor. Kendi içerisinde bir tasfiye ediyor konuyu. Ama sonrasında sanırım çocuk olayını öğrenince boşanmaya gidiyor konu. Acaba kaç yaşında çocuğu? Demek ki bu çok uzun zamandır beraberler. Yani, bana da öyle geldi. Tabii çok uzun zamandır beraberler. Ve söylemek zorunda kaldı artık. Ah ya, yani o zaman biz 35 yıl boyunca kimi koynumuza aldık, kime eşimiz diye sarıldık ya. Başka bir düzeni var, başka bir çoluğu var, çocuğu var, başka bir kadın var. Biz kime sarılıyoruz o zaman? Şimdi diyoruz ki kime dayanıyoruz, sırtımızı kime dayıyoruz? Dün dedik ki böyle kocasını aldatan sanatçılar veyahut da evlilik birliğini bozan, yasak aşk yaşayan kadınları televizyona çıkartmayalım. Çünkü bunlar
kötü örnek oluyorlar. Herkese kötü örnek oluyorlar. Dolayısıyla bunların televizyonda olmaması gerekiyor derken bir televizyon yöneticisin. Öyle demedim sen. Temsilcisi, Ankara gazeteci temsilci. Yani ama bir televizyonda bir televizyonda çalışıyor. E tamam yani çalışıyor. Orada da bir temsilcilik evet, yapıyor. Evet. Şimdi bakın barındırma meselesi. Bu insanları barındırdığımız sürece, bunları cezalandırmadığımız sürece. Dün Esra Erol'un programını konuştuk. Değil mi? Kadına adam aldatıyor. Adam diyor ki karısına diz çöküp hayır, eve geldi. Hayır Müge'de yok. Müge'de pideci miydi? Diyorsun, ha. Evet. Diyor ki adam Esra Erol yerlere yatıyor. Bal. Zonguldak balığı o başka. Tamam, onu da yine kocası aldatmıştı o ama da değil mi? O da bambaşka. Ve orada da ne diyor? Ya diyor sen diyor adam yerlere kapanıyor. Sen diyor gel diyor çocuklar seni kaldırmışlardı diyor. O kadar artık namus kavramını yitirdik ki. Adam bir başkasıyla beraber olduğunu bildiği karısını eve çağıracak ve kabul edecek. Namus kavramımız gitti. Burada. Tabii. Şimdi bir bakan bizim için bir haber. Sonuçta Türkiye'de bakanlık yapmış. Bilindik. Değil mi? Tabii bir ki kişi. Kültür ve Turizm Bakanı. Yani dönemin. Bir de kültür ve hani kültür turizmi geçelim. Kültür Bakanımız olmuş oluyor yani. Şimdi böyle bir hataya, böyle bir yanılgıya düşen bir kişinin siyasetten de bir kişi olduğunu görüyoruz. Demek ki her statüde, her konumda, her kişinin hiçbir korkusu olmadan yaşamasının bu kadar rahat yıkmasının, bu kadar bir başka kadının, bir annenin, bir eşin umursanmamasının tek sebebi bana göre hiçbir cezası olmaması bu işin. Çünkü aksi takdirde yani korkunç bir şey. Yıllar önce İSKİ müdürü vardı. İSKİ skandalını çok İSKİ iyi biliyorum. İSKİ skandalını biliyorsundur. Çok iyi biliyorum. Karısı Mehmet adamı mahvetti. İyi ki yaptı. Izledim. Şimdi burada da eşi yine hanımefendi bir kadın demek ki. Evet, zina davası da açmıyor. Zaten öyle bir dava yok zaten şu an ama o dönemlerde de açılmıyor bu dava. Ve Seren sessiz kalıyor hanımefendi. Ama tabii vallahi, bu ses bir yere kadar susar. Yani. Şimdi o eski davasında tabii izleyicilerimizin bazıları hatırlamayabilir ya da yaşı küçük izleyicilerimiz bilmeyebilir ama eski skandalda hanımefendi aldatıldığını öğrenince kocasının devlete yaptığı skandalları gitti anlattı. Sence bir kadın burada ya, da yapar. Burada da bir kadın. Yapar. Yani. Şimdi bak kusura bakmayın. Benim kocam, kaç yıllık kocam. Çoluğu çocuğu boyuna erişmiş artık. Saçları sakalları ağarmış. Bir adamın. Bu saatten sonra benimle aynı zamanda bir başka kadınla karı kocalık hayatı var. Yasak aşk yaşıyor. Çocuk var. Üzerine çocuk yapmış. Ha ben o benim yıllarımı almış bir de gelip bana diyecek ki diyecek benim böyle bir aşkım var. Sonuç benle de devam edecek. Orada da devam et. Ha şöyle bir şey. Hadi bu haltı yediniz. Gelip dersiniz ki tabii ben bunları yani gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Bu bir iddia mı? Yani bilemiyorum. Ama bu haberlere bir cevabı var Erkan Mumcu'nun. Ha yani şunu bir bitireyim şunu söylemek lütfen istiyorum. Gelir karısına der ki ben başkasına aşık oldum. Dememesi lazım da hadi dedi defolup gittiği zaman bir problem yok. Onu kabul ediyoruz. Ama beni etrafıma komşuma tek başına beni ben hiç, kim kocasının bir başka kadınla başka yerde uyumasını kabul edebilir? Dokunmasını kabul edebilir? Konuşmasını kabul mümkün edebilir? Mümkün değil mümkün böyle mü bir şey. Yani bunu kabul böyle eden şey yani kadın olamaz. Yani kim bilir neler var altta neler yaşanmış yani belki de onun kariyeriyle de alakalı kadın da susmuş olabilir. Bak ya. Yine karısı düşünmüş onu. Vallahi bir şey söyleyeyim yani. O kadın evdeki kadınlar bir konuşursa birçok adam iş yapamaz da. Peki şimdi bakalım Erkan Mumcu ne cevap vermiş bu konuya? Bir cevabı var. Şöyle hemen ben okuyayım. Diyor ki bu konu tam anlamıyla itibar suikastidir. Bu konunun diyor gerçeklikle uzaktan yakının alakası yoktur diyor. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz ama Erkan Bey onu da söyleyeyim tabii. Şimdi ama bir şey söyleyeyim bunlar çok büyük iddialar. Yani ben olsam çok büyük tazminat davası açarım. Tabii canım neden? Yani. Yani eğer benim çocuğum yoksa bir başkasında. Düşünsene yani diyecekler ki mesela Seren Törengin'in çocuğu var birisinden. Ve işte yasak aşkı. Ben ortalığı yani yer yerinden oynatırım yani. Değil mi? Hani çocuğum yoksa İtibar böyle bir şey. İtibar suikastidir deyip konuyu kapatmazdım kapamam diyorsun. Kapamam tabii ki. Bence kendisi de kapamasın. Peki. Bu çünkü şimdi, çok çirkin bir şey ya. Çok ağır bir konu ya. Çok, 35 yıllık çok, bir ilişki, çok, evlilik, çok, çocuk, çok. Yasak aşk, yasak çocuk.
Değişik.